Okula götürebileceğiniz sandviç tarifi. Çok merak Herkese ettim. merhabalar. Bir dakika, Arkadaşlar bugün 8 okula dakika. götürebileceğiniz iki tane tarif vereceğim ama bir tanesini önden paylaşacağım. Çok uzun olmasın diye video. Başta ne yapıyorum? Malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına Dur geçiyorum. Tüm bekle. malzemeleri ayarlanın. Ya Başta bir... baba koymuşsun 4 kilo tavuğu, soğanlı çocuk nasıl başka bir şey mi koy? Birinci tavuklu sandviçle başlıyorum ve sos yapılışıyla başlayacağız. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir karıştırma kabının içerisine şöyle iki tatlı kaşığı hardal ekliyorum. Bu bir, bu da ikincisi. Şöyle Oo, bir yakışır. yemek kaşığı tahin ekliyorum. Sırada Oo. süzme yoğurt var. Şöyle 5 yemek kaşığı da süzme yoğurt ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da beşincisi. Bunu kenara alırken hemen maydanozlar devreye girecek. Şöyle bir parça maydanozum var. Bunları böyle ince ince doğramak istiyorum. Sağa sola saça saça doğruyorum bunları. Şimdi bunları bir şöyle bir toparlıyorum. Bunu da karıştırma kabına aldım. Şöyle bir 400 TL parça. oldu abi. Burada ne yapacağım? Şöyle limonu görüyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi şöyle kabuğundan bir parça üzerine aktarıyorum. Ekstra bir aroma verecek. Lezzetini havalara patlatıyor. Bu Oh. kadar yeterli. Bunu bir parça kenara alıyorum. Bizi kenarda beklerken... Ulan benim annem bir tane küçücük kaşar koyup tosta basıp onu da alüminyum folyoya sarıp veriyordu. Buz gibi yiyorduk onu ya. İçine de 3 tane zeytin atıyordu. Gömüyorduk okulda yani mis gibi. O da tadı çok güzel oluyor. Sabırsızlıkla biz de şöyle limonumuzu ikiye aldık. Korkup ürkmesin diye tekrardan yanımıza çektik onu. Ve hemen akabinde içerisine bir limon dokunuşu yapacağım. Şöyle çeyrek limon sıkın. Fazla değil arkadaşlar. Bu kadar yeterli bunun için. Artık bunu karıştırabilirsin. Tek parça haline gelene kadar durmayın. Yalnız Üzerine bunun tadı güzel gidin. olur bak. Evet, sosumuz hazır. İnanılmaz lezzetli oluyor Ya böyle. Bunu yumuşar bir de kenara alıyorum. ıslanır. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Malzemeleri doğramakla başlıyoruz işe. Şimdi şöyle bir adet domatesim var. Sandviç domatesi sever. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle ince ince doğramakla başlıyoruz işe. Ne kadar ince o kadar güzel olur arkadaş. Baskın olmasın, öne geçmesin domates lezzeti. İnce ince doğramakta dediğim gibi fayda var. Bunların hepsini böyle doğruyorum. Domatesler tamam. Bunları kenara alıyorum. Sırada turşularım var. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Turşuları önce kendi zeminine aldık böyle. Hemen ardından şöyle tutuyorum ve bunları şöyle yanlamasına keseceğim. Sen nasıl istiyorsan o şekilde kesebilirsin. Evet, hepsini doğradım. İstediğim kıvama geldiler bunlar. Bunları da aldım şöyle. Bunları da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi tavukla buluşacak olan malzemeyi hazırlayacağım. Şöyle tutuyorum. Baba bu bayağı bildiğin biri gelse size öyle bir şey yapacağım ki bana bir buçuk saat verin deyip yapacağım bir yemek yani. O şapkasını çıkardım. Daha sonra akabinde şöyle kenardan açıyorum onu. Ona fazla zarar vermeden şöyle bir açarsın. Zemine vurarak o çekirdeklerini al. Ardından şöyle Orada tutup anne tokadı ince yersin. kesersin onu, görüyor musun? Aynen bu şekilde. Jülyen şeklinde doğruyoruz yani arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Uzun ince keserek kıvama getiriyorum bunları. Şimdi şöyle iki adet biber doğradım arkadaşlar. Orta yerinden de kesiyorum bunları. Bunları şöyle bir tabağa alalım. Bunlar da hazır. Evet, sırada kırmızı biberler var. Kırmızı kapya biber için de şapka kısmını alıyorum. Aynı yöntemi buna da uyguluyorum. Şöyle tutuyorum, kenarından açtım onu. Fazla çekirdeğini tutarsın, alırsın. Bunu Şef Bali ne diyorsun buna? da aynı yöntemle şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince kesiyorum. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Evet, kırmızılar da hazır. Bunu da şöyle ortadan ikiye bölmek istiyorum. Bunu da kenara alıyorum. Bir parça da soğan doğramak istiyorum. Şöyle yarım soğan yeterli olacaktır bana. Şöyle tutuyorum. Bunu da ince ince doğruyorum. Bunu da kenara alıp artık tavuklarımla ilgilenebilirim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle tavuk sarmalarım var arkadaşlar. Kemiği alınmış. Bunları jülyen jülyen doğrayacağım. Hepsini kullanmayacağım. 5 parçasını kullanacağım. 5 parçayı da nasıl yapacağız? Şöyle tutacağız. İnce dilimler halinde böyle uzun uzadıya jülyen şeklinde yine keseceğim arkadaşlar. Tüm Ben tavukları bu yanlış video okula götürebileceğiniz sandviç tarifi. şekilde kesiyorum. Tavuklar da hazır olduğuna göre artık ne yapabiliriz? Pişirmeye geçebiliriz malzemeleri. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine şöyle bir parça sıvı yağ. Hemen akabinde soğanlar devreye Oh. giriyor. Daha sonra bunu ufak tefek göbek attırma çalışmaları yapıp daha sonra kendi haline bırakacağız. Evet, soğanlar böyle karamelize olduğu zaman hemen devreye ne girecek? Tavuklar gelecek arkadaşlar. Tavuklar da şöyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. İkler iklemez hemen yayın. Böyle tavukları biraz burada huzursuz etmek gerekiyor. Kendi içerisinde sağa çek, sola çek, onunla oyna biraz. Tavuk suyunu Evet ama bu bırakacak, arada suyunu sıcakken içecek, güzel ondan yenir sonra bu. artık diğer malzeme ve Yanına da baharatlar buz gibi kola Evet açacağım böyle pıs. arkadaşlar, suyunu çekti, dibinde sadece yağ kaldı. Göbek attırıyorum ki biraz rahatlasın tavuklar. Rahatladıktan sonra hiç boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle biberleri içerisine atıyoruz. Attıktan sonra hemen üzerine bir toz biber çalışması, bir parça şöyle karabiber çalışması yapıyoruz. Karabiber buna çok yakışacaktır. Mutluluktan havalara uçacak malzemeler. Çok az da tuz ve ne yapıyoruz? Bunlara göbek attırmaya devam ediyoruz. Şuna bakın, tüm malzemeler bir harmanlanacak, aşklarını taze edecek. Mutluluktan çığ
çığlık seslerini duyacağız. Ve ne yapıyoruz? Şöyle bir parça daha pişireceğiz. Hafiften hafiften biberler kendinden geçtikten sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar, biberler hafiften hafiften öldü. Ben çok az da dişe gelsin istiyorum. Bir tanesi intihar etti orada. Ve ne yapıyorum? Bunların altını kapatıyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim. Sen istiyorsan öldür onları. Tavuklarımız hazır. Hemen ekmeğimizi hazırlayalım. Ardından malzemeleri ekmeğe edeceğiz artık. Evet arkadaşlar, şöyle bir ekmeğim var. İçindeki tavuğu kenara aldım. Ve ne yapıyorum? Şu uç kısımlarını şöyle hem yağ bulacağım hem çıtırlaştıracağım. Böyle ekmek de afilli ekmek he. Bu şekilde bırakıp uç kısımlarının çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, bu alt kısımlarını da kendi isteğime göre çıtırlaştırdım. Ekmeği hazır, hemen içini dolduralım. Evet arkadaşlar, başta dediğim gibi şunu bir zemine aldım. Bunu aldıktan sonra yapacağınız işlem çok basit. Bundan sonra bebek oyuncağı, şöyle bir sosumuz vardı. Bundan bir parça alıyorum şöyle. Şöyle ekmeğin içerisine akıtıyorum. Akabinde şöyle bir sürersin. Görüyor musun? Mis gibi, peynir gibi, sürdüğün gibi hem görüntüsü patlayacaktır hem de lezzeti. Efsane oldu. Sosumuz tamam. Sırada pişirmiş olduğumuz tavuklar var. Bunlar da şöyle tuttum. Arasına ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Bu tamamen sende. Ben de kendi isteğime göre şöyle içerisine gelişi güzel aktarıyorum arkadaşlar. Sırada üzerine roka dokunuşu geliyor. Rokaları şöyle dizdi. Şöyle iki... Şunu dışarıdan sipariş versen zaten 89 lira yazarlar buna. 100 lira yazarlar herhalde. 3 parça domates dokunuşu yapıyorum bunlara. Son olarak da turşu. Turşuyu da kendi isteğine göre ekleyebilirsin. Bu ekstra bir çıtır. Hatta az bile söyledim he. Ve sandviçimiz hazır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde bunu tut. İstanbul'da yani. Afiyet de tüketirsin. Efsane oldu. Çıtır çıtır mis gibi. Tavuklar sulu sulu. Efsane bir şey. Evet arkadaşlar, ve ne yapıyorum? İkincisini yapmayacağım. İkincisi eğer bu çok... Şef Mali, bunu koysan araca kaça satarsın bunu orada? Kaça satarsın? Kaça gider bu ürün? Beğenilirse yorumlarda belli edersin. Kaç hemen ayrı? Tadımına geçeyim. Beğeni alırsa ikincisini de yapacağım arkadaşlar. Hemen sunum yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar. 12 euro. Bunlarını da aldım. Şöyle buzluğa atmış olduğumuz bir bardağımız var. Bunun içerisine şöyle beyaz kola ekliyorum. Boldan boldan ekledim onu. Şöyle bunu da arkadaşların arasına aldım. Ve ne diyoruz şimdi? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olur. Ben bunu okula götürsem düzenli. Yanımda arkadaşlarım... Orada işte bizim tellemiş tostu yerken vicdanım sızlar amına koyayım. Ne güzel yiyor, bak bak. Tarif zor bir tarif değil arkadaşlar. Üpletti lan. Böyle okula, iş yerine her yere gider bence. İstersen domatesini eklemezsin, ekmeğini çok sulandırmak istemiyorsan. Bu sana kalmış tabii. Ya da ayrı bir kaba koyarsın, daha sonra içerisine ekler. Abi akşamlar oyunu paylaştığın kısmı az önce izledim. Hem düşünce olarak iyi olmuş hem de senin tecrübelerin ve ekibin gayretiyle daha da güzel olacak eminim. Estağfurullah, tecrübem yok oyun yapımında. Benim de hayalim bu iş. Senin gibi birinin bu konuda önderlik yapması çok iyi oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda tüm dünyada oynanan oyunlar yapan iki Türk şirketi olarak daha da iyisini yapmak için yarışırız. Ben de çalışmalara ve Şubat'ta başlayayım. Yardırım baba, yani bu sektörde harbi gelişmemiz lazım ya. Dersin. Yani çözüm çok. Bir dakika dur, ben az önce tamam, bu bence okul için uygun bir tarif değil ama net gider, yapılır.